Bir dönem rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a en yakın isimlerden Sayın Yalçın Koçak'la beraberiz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, o dönem basına da yansıdı, tarihe de yansıdı. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Musul ve Kerkük ideali vardı. Ve bu konuda çok güzel girişimlerde bulunmuştu. Ne oldu da bu girişimler kesintiye uğradı? Musul bizden ayrılırken ya da ayrılacağı zaman Musul Vilayet Konseyi denilen bir konsey çıktı ortaya. Toprak sahipleri. Musul'un özel bir statüsü var. Musul direkt Irak'ın malı değil. Irak'a dahledilmiş bir toprak da değil. 63 veya 64 yalanım olmasın. Aşiret karar verecek ileri tarihte. İstiyorsa Irak'la devam edecek, istiyorsa Türkiye'ye bağlanacak. Ya, bir plebisit falan mı yapılacak? Yapılmış zaten, bu yazılmış bu Cemiyet-i Akvam'da. Musul'da farklı bir şey daha yapıldı. 63 tane aşiretin adına tapulu, toprak sahipleri. Cemiyet-i Akvam'da da şöyle bir karar var. Toprak sahipleri isterlerse Irak'la devam ederler, isterlerse Türkiye'ye dönebilirler. Şimdi bu şey başladı, temayül başladı. 63 tane Kürt aşireti denilen aşiretler toplandı. Nerede toplandınız efendim? Bunlar Kent Otel'de, Ankara'da toplandı. Zaman Bardani ve Talabani'ye pasaportların verildiği zaman. Yani politikayı dengeledi. Ve bizim Musul Vilayeti Konseyi bir konsil seçecek. Ve bu konsil Cemiyet Akvam'a gidecek, o koltukta temsil ve izam olacak. Yani Birleşmiş Milletler'e gidecekler. Sonradan Birleşmiş Milletler oldu. Fakat hiçbir zaman için bu Irak Krallığı tarafından gönderilmedi oraya. Gasp edildi bu koltuk. Dolayısıyla oradakiler de bu sayıyı bilemediler. Biz uzun yıllar sonra bunu fark ettik, öğrettik. Oradan bir Anton Keller diye, Doktor Anton Keller diye bir adam bize bu konuyu izah etti, ihbar etti. Bunun üzerine Kent Otel'de bu 63-64 aşiret toplandı. Doktor Anton Keller Birleşmiş Milletler'in hukukçusuydu. O da kayıp hakları hukukçusu. Onu konseye, Birleşmiş Milletler'e konsil seçti. Birleşmiş Milletler'de bir Musul temsilcisi gidip gelmeye başladı. Ve bize çok belge üretti, gönderdi. O zaman da bu belgeler bildiğim kadarıyla Genelkurmay'a teslim edildi. Musul'la ilgili çok sır belgeler var. Geçen gördüm ki Musul'un tapuları da elimizde diyorlar. Evet, Ankara'da. Musul'un tapuları da bizde, Musul'un demografik yapısı da bizde. Hangi hanede, hangi sülale var, toprak kime ait? Oradaki toprakların çoğu Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın torunlarına aittir. Hadi Ahmet Muhtar Hollanda'da sürgünde yaşıyor. Surşi aşireti var. Çok büyük. Bu bizim Diyarbakır'a kadar uzanan çok büyük bir aşiret ve milli bir aşiretimizdir bu. Onlara ait. Rahmetli yine şey 1991 Körfez Savaşı başladığında o zaman Baba Bush iktidarda. Biz bir öncelikçilik yaptık. Ne yaptık? İskenderun'daki Vanayı kapattık. Saddam Küveyt'e girmiş. Küveyt'teki bir Müslüman memlekete zulüm yapmış. Artı cehennem topu dediğimiz çok uzun menzilli Ankara'ya kadar dövecek toplar yapmış. Herhalde bunu Küveyt'i bombalamak için yapmadı. Efendim böyle bir zamanda Saddam'a karşı bir dik duruş sergiledi Türkiye. Vanayı kapattık. Vanayı kapatınca Türk-Amerikan ilişkilerinde inisiyatif elimize geçti. Zaten komşumuz ve dibimizde. Bush bütün kararlarını Turgut Bey'le istişare ederek almaya başladı. Bu da bizim milli politikalarımızın ve menfaatlerimizin ön planda olduğu, artı o menfaatlerin Amerikan planıyla örtüştüğü politikalar ortaya çıktı. Gece saat 3.05 civarı Baba Bush Turgut Bey'i arıyor. Turgut, bir ricam var. Nedir? Sizinkiler Bağdat kapıya bizimkilerden 6 ila 8 saat önce iniyorlar kuzeyden. Rica ediyorum Bağdat kapıda Türk tankları bizimkileri beklesin. Tek girmeyin.
Amerikan tankları da Bağdat'a korkuyorlar herhalde. Terlik yemekten. Bizimkilerle beraberiz. Yani biz de şaşırdık. Bizim kaç saat önce gireceğimizi onlar bizden daha iyi biliyor. Amerika Türkiye'nin Irak'a gireceğini biliyor. Biliyor. Hayır, kararı, müşterek karar almışız. Müşterek bordo oluşturmuşuz. Girilecek. Ama bizim yukarıdan aşağıya inerken askeri gücümüzü değil, halktaki empati, gel gücümüzü biliyor. Şimdi bir taraftan Amerika 1. Körfez Savaşı'nda Irak'ı işgal etmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Diğer taraftan Musul, Kerkük'lü aşiretler Türkiye'ye geliyor, toplantılar yapılıyor. Konjonktür her şeye müsait. Devam edin Sayın Evet. Bekir'im. Dünya yanımızda, Birleşmiş Milletler'in kararı var, NATO'nun kararı var ve bizim yanımızda sadece, o da rahmete yürüdü, Alparslan Türkeş var. Hepsi karşımızda. Böyle bir anda biz harp kararı aldık, meclis olarak gittik, elimizi kaldırdık, harp kararı aldık. Kim girdiği yerden çıktı ki siz çıkacaksınız sözünü Bush'a söylettirmek. Bu konu bu görüşüldüğü zaman siz Kıbrıs'a girdiniz, size Kıbrıs'tan çıkın diyen mi oldu dedi. Baba Bush'un sözü çok önemli. Şimdi biz 91 yılı harp kararı aldık. Bütün her şey lehimizde. Amerika bile bizden 6-8 saat sonra geliyor Bağdat kapıya ve biz burada içeriden çözüldük, içeriden vurulduk, arkamız boşaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biraz açar mısınız, ne oldu Sayın Vekilim? Torunta istifa etti, bir genelkurmay başkanının böyle bir arifede istifa etmesi, ondan sonraki kadrosunu da bu konuyu zinhar gidilmeyecek gibi hem de fikirsel olarak baskı yaparak ayrılması bambaşka bir şeydi. Ve bizim tabii dış politikadaki Turgut Bey'in karizması da buradan lekelendi. Ve objektif bakalım şimdi. O günden bugüne kadar Türk evladının akan kanı, Türk nüfus kağıdı ağlayan ana sayısı, Kürt ve Türk, ayırmıyorum bakın obje toplamını söylüyorum, 35 bindir Burhan Bey. 35 bin bu ülkenin milli değeri genci toprakta. Bir kısmı Kürtçülükten, bir kısmı karşısındaki. Ama sonuçta o ağlayan gene o al yazmalı analarımız ağlar. Kesinlikle. Peki daha sonra zannedersem Kenan Evren bir açıklaması var. Ben engel oldum. İşte o kadroya o fikri o empoze etti. Engel oldular. Hepsi karşıydılar. Dedim sana bir tek Alparslan Bey rahmetli yanımızda oldu. Onun bu şanstı. Türkiye'nin önüne düşmüş olan bin yıllık bir fırsattı bu. Yavuz'dan sonra yapacağımız en büyük operasyon buydu. Gidip orayı, şartlar oluşmuştu. Kıbrıs gibi alınmalıydı. Efendim rahmetli Bülent Ecevit'in de hatıratında var. Atatürk İnanıyor bir vasiyette bulunuyor. İnönü de bu vasiyetini Sayın Ecevit'le paylaşıyor. Nedir bu vasiyetin detayları, anlatır mısınız? Ömrü vefa etmeyen bir kişi daha vardı. Sade Özal mıydı? Şimdi okuyacağım söz bizatihi kendisine ait. Amerikalı General MacArthur'a 1937 yılında vermiş olduğu bir söyle. Ömrüm vefa ederse, sağlığım müsaade ederse, Allah da nasip ederse. Allah dedi diye Mustafa Kemal'in sözü olmaktan çıktı bu söz ama Genelkurmay Harp Stratejisi kürsüsünde kitaplara girdi. Musul Kerkük'ü alacağım, Kıbrıs'ı, 12 adaları, doğduğum yer Selanik'le Batı Trakya'yı alıp Türkiye hudutlarına katacağım. Şimdi ben Kemalistim diyenler... Bu Genelkurmay'ın arşivlerinde var değil mi? Arşivlerde var bu yaz. Ben de aldım bunu, ürettim. İnsanlara tebrik yazdık, üstüne ilave koyduk. Vasiyet dedik. Vasiyet olarak da internete düşürdük bunu. Ecevit rahmetli şartlar oluştu ben aldım dedi. Bana İnönü vasiyet etmiş. İnönü'ye de Atatürk vasiyet etmiş buraları. Şerefle bu görevini yaptı.
Biz de yapmaya çalıştık ama maalesef içeriden baltaladık. ...1925 yılında Türkiye Musul Kerkük'ü alıyor Sayın Vekilim. Ama ne hikmetse bu bizim hafızamızdan siliniyor. Sizin bu konuda elde ettiğiniz çok ciddi bulgular var. Paylaşır mısınız lütfen? 1925 Ekim'inde 18 tane askerimiz, bir de binbaşımız Zap Karakolu'ndan İngilizler tarafından silahlandırılmış Nasturilerce kaçırılıyor. Gazi Mustafa Kemal yurt gezisinde, apar topar geriye dönerken Edirne Ordu Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez Paşa'mıza telgrafla Ankara'da buluşalım, acele gel. Ankara'da ertesi günü Fevzi Paşa'nın odasında buluşuluyor. Genelkurmay Karargahı, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk ve Cafer Tayyar Eğilmez üçü, bizim 18 askerimiz ve binbaşımız kaçırıldı. İçimizde gayri nizami harbi bilen tek sensin. Ertesi günü o yola çıkıyor. Gitmeden önce bir soru soruyor. Arkadaşlar, atam nereye kadar diyor. Cevap önemli. Namusumuz nereye kadardı? Namus belli, misak-ı milli. Peki, biliyor, gidiyor adam kenarı. Ordu, kol ordu, ordu seviyesine tahkim edilmiş, ordusunu alıyor. İki gün sonra esirleri geriye alıyor. Asturileri de toparlıyor. Silahlandıran İngilizleri de. Ama Musul'a kadar da inmiş ordumuz. Önü boş, çok rahat gitti. Musul'da karargah kuramadık. Yemek bölüğü kurulamadı, yapılamadı. Çünkü millet evde kazan kazan pişirdi. Getirdi, ordumuz geldi diye. İngiliz 8 tane nota verdi. Çıkın oradan, çıkın oradan. Çıkmadı adam. En sonunda görevden alındı müfettiş marifetiyle. Ve ordu oradan çekilecek, mecliste ağlayan bir adam var kürsüde. Diyarbakır milletvekili Fevzi Bey. Ordumuz Musul'u terk etmesin, yoksa bu Araplar bizi kesecek diyen Kürt Fevzi Bey. Diyarbakır milletvekili. Bu getirmiş olduğum Cafer Tayyar Bey'in rahmetlinin TBMM 1. Meclis'teki kullandığı hilatı boynuna. Şu yıldızı, şu da yakasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi yazan Osmanlıca armağanı. Bunu bir Çorlulu iş adamı dostum Mehmet Diktaş müzayededen aldı. Demek ki Cafer Tayyar ailesi o kadar zorda bırakılmış ki, bu bugünkü arkadaşlarımıza da ibret olsun diye söylüyorum, bunu dahi bedestene satmaya mecbur kalmıştı. Geldiğimiz süreçte özellikle Türkiye, Musul ve Kerkük operasyonunun dışında tutulmaya çalışılıyor. Sizce neden? NATO'cularla, FETÖ'cular aynı merkezlerden müşahhas bir şekilde yönetiliyor. Üç kişi, bir cemaat kurun, bir tarikat kurun, dördüncüsü İngiliz'dir. Beş kişi bir dernek kurun, altıncısı bir İngiliz'dir. Türklerin müzmin düşmanı İngiliz'dir. Musul Kerkük Laşet'le bir toplantı yapılıyor. Daha sonra bu toplantının neticesinde Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunuyoruz. Bugün böyle bir toplantıyı organize etmemiz mümkün mü acaba? Musul İstanbul kadar bize ait. Ben böyle biliyorum. İstanbul'da Haliç'te yapılan naylon bir kongre var. Haliç Kongresi. Bugün de İstanbul'da yapılmış nefis bir kongre merkezi var. Haliç Kongre Merkezi. Haliç Kongre Merkezi'nde bir kez daha kongre yaparız, biz bu problemi kökünden çözeriz. Biz bugün artık daha onları da temizlediysek, NATO'sunu, FETÖ'sünü bir kenara koyup Musul konusunu çözmemiz lazım. Efendim, rahmetli Turgut Özal, Türkiye için en uygun modelin başkanlık sistemi olduğunu savunuyordu. Bu konuda çok ciddi açıklamaları vardı, hazırlıklar da yapılıyordu ama ömrü vefa etmedi. Bugün 23 yıl sonra yine Türkiye başkanlık sistemi tartışıyor. Sizce Türkiye için en uygun model hangisi? Bugün bu koltuk yapılmalı. Geç bile kaldı. Bu kararı sür. Ben Tayyip Bey'i 3 konuda destekliyorum. Varımla, yoğunla. Devlet başkanlığı sisteminde, FETÖ konusunda, efendim, çevresini temizlemesi konusunda.
Peki Sayın Vekilim, CHP neden bu başkanlık sistemine karşı çıkıyor? Sizce? Bir daha bir CHP'li hiçbir zaman için devlet başkanı olamayacak bu ülkede. Bir mason gelemeyecek, bir Sabatay gelemeyecek. Onun için onlar da bu işe karşı. Çok basit ya, ötesi yok yani. Abi, Cumhurbaşkanı'nın ölümüyle alakalı cevap bekleyen birçok soru var efendim. Siz bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Ben bir bilgi söyleyeyim. Bu bilgi Bulgar Gizli Servisinden aldığım o bir bilgi. Zehir bizden diye bir bilgi var bende. Özel bilgi. İlgi devletin ilgili yerlerine söyledim bunu. Durcan'la Sigurnos'la Balkan'da çalışmamızdan ötürü çok yakınlıklarımız oldu. Bir gün onların arşiv sorumlusu Bojidar Doyçev dedi ki zehir bizden. Bulgaristan. Bu istihbaratı size veren kim? Bulgaristan'dan kim verdi bu istihbaratı? Çok bilgi toplamaya başladı. Parayla, pulla. Bizim yolumuz o şeye de kesişti. Bulgar Gizli Servisi'nin arşiv sorumlusu Bojidar Doyçev diye bir adam. Doyçev dedi. Bu adam sağlak olmasına rağmen sol elinde de intihar etti. Arşivde sonradan. Yani size bu bilgi veren kişi intihar mı etti daha sonra? Tabii. Çok bilgi aldık biz ondan. Türkiye'nin elinde olmayan bilgilere erişti. Bir organizasyon işi, tek bir yerin işi değil.